Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün kutu tekniğini kullanarak güzel e, motiflerden oluşan bir lif çalıştık. E, lifimiz için 9 tane motifimizi ördük. Beyaz rengimizi ana renk olarak kullandık ve en son e, beyazımızda örüp beyazımızda da zincirle birleştirme işlemini yaptık. Epeyce büyük bir lif oldu. hani Standart liflerimizin ölçüsünü dilerseniz bir sıra daha küçük çalışabilirsiniz. Bu ölçü gayet güzel. Ben şu şekilde bir santim olarak kenarının ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle tuttuğum zaman bakınız 32 santim kirpiğimizle beraber şöyle kirpiğimizle 32-33 santime yakın güzel bir çalışma oldu. Evet kolay gelsin diyerek hemen lifimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Elinize uygun tığ çalışabilirsiniz. 2,5 1,75 3 nasıl isterseniz. 1 bir tane şöyle düğümümü atıyorum. İkinciyi şöyle bakınız biraz gevşetiyorum. Ve bir tane daha zincirimi sıkı bir şekilde çekiyorum ve uzatıyorum. Biraz önce gevşek olarak başladığımız ilk zincirimize düğümden sonra çektiğimiz zincirime 1 2 3 4 defa giriyorum 4 defa girdikten sonra ilimi tutuyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4. 4 defa aldım. İpimi tutuyorum uzattığım ilmeklerimin arasından geçirerek kapadım bir tane zincir çekiyorum İki tane kapalı fıstık üst üste yaptım üçüncü fıstığımızı açık olarak çalışıyoruz bir iki ve üç üç tane aldım dördüncüyü de alıyorum açık olarak bu fıstığımı çalıştım başını doluyorum kapatmadan ilk zincirimizle bakınız başlangıç yerimize giriyoruz ve buradan hemen fıstığımızı örmeye başlıyorum uzatıyoruz toplamda yine 4 defa çekiyorum 2 3 ve 4 her iki açık fıstığımızı aynı anda kapatıyorum bir tane zincirimi çekip sıkıştırdıktan sonra orta göbeğimiz bu şekilde hazırlanmış oluyor ve hemen ipimi kesiyorum ikinci rengimiz olan pembemizde örmeye devam ediyorum tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve hazırlamış olduğum Yuvamın herhangi bir birleşme noktasından örmeye başlıyorum. Başladığımızdan ya da kopardığımızdan başlamamız şart değil. Hemen aranın bir tanesinden başlıyorum. Giriyorum bir tane sık iğne ile sabitliyorum. İpimi uzatıyorum ve diğer ipimi pembemi şöyle alıyorum. Alttan gizlemek istiyorum. 1, 2, 3, 4 daha dolgun istiyorsanız 5 defada da çekebilirsiniz kapatıyorum 2 kapadım birinci köşemiz örüyorum uzatıyorum üzerine 1 2 3 ve 4 Evet 4 defa aldıktan sonra tığımın başını doluyorum bir sonraki fıstığın birleşme noktasına geçerek batıyorum 1 2 3 ve 4 4 defa sarıyorum ve her ikisini birlikte çekiyorum ve kapatıyorum bir tane zincir yeniden uzatıyorum şöyle görelim bir kapalı bir açık fıstık yaptık üst üste bir sonraki birleşme noktasına girerek kapadık yukarıdaki açık fıstığımızda tekrar ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 ve 4 bir tane kapalı fıstık çalışması yapıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar üzerine uzatıyorum 1 2 3 4 4 defa da aldım açık fıstığımı yapıyorum İki de bir kapalı bir açık fıstık yaptık en alttaki fıstığımızın üzerine aşağıdan yukarıya doğru sayacak olursak 1 2 3 fıstığımın üzerinden sayacak olursam bir kapalı bir açık fıstığımı ördüm ve hemen kendi dibine batıyorum köşemizde artışımızı yapıyoruz kendi dibine batıyorum Bir. 2 3 ve 4. Her iki açık fıstığımı çekiyorum. İpimi buradan alarak kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. İlk köşemizi ördük. Bunu daha sonra tamamlayacağız. Yeniden uzatıyorum ilmeğimi. 1 2 3 4. 4 defa aldım. Tığımın başını doluyorum. Diğer köşemin arasına giriyorum. 1 2 3 4 Her ikisini birlikte çekerek kapatıyorum. Diğer köşemize geldik ve bir zincirimi çekiyorum. Köşemde yine bir kapalı bir açık fıstık yapıyorum. Artışımızı da yapıyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4 kapatıyorum üzerine bir tane açık fıstığımı örüyorum 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum bir kapalı bir açık fıstık yaptım hemen köşe olduğu için dibine batıyorum bir fıstık da dibinden çıkarıyorum 2 3 ve 4 her iki fıstığımı aynı anda çekiyorum kapatıyorum bir tane zincirimi örüyorum İkinci köşemizi de bakınız bu şekilde ördüm bir noktasına 1 2 3 4 diğer köşemize geçiyorum bir açık fıstık yaptım hemen en sondaki köşeme bir açık fıstıkla geçişimi yapıyorum ara geçişimi yaptım İki açık fıstığımızı dört defa saralım çekiyorum kapatıyorum bir zincir hemen üzerine bir tane kapalı fıstık çalışıyorum 2 3 ve 4. Kapatıyorum. Üzerine bir açık fıstık. 1 2 3 4. Açık fıstığımı hemen kendi dibine batıyorum. Şöyle baktığımız zaman 3 tane fıstık grubu var. 1 2 3 bakınız köşelerimizde. Hemen dibine gelerek batıyorum ve uzatıyorum. 1 2 3 4. Her ikisini aynı anda çekiyorum kapatıyorum. Artışımızı yaparak köşemizi tamamladık. Şimdi başlangıcı yerimizi de köşemizi tamamlayarak bitirelim. Artışlarımızı yaktık. Bakınız birer köşemizi ördük. Aradaki fıstığımızı görmekteyiz. Kenarlarından artarak devam edeceğiz. Ve gördüğümüz gibi köşelerimizi hep aynı şekilde öreceğiz. Hemen geçişimi yapıyorum. Köşemin üzerine bir tane açık fıstık. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Başlangıç noktasındaki yere geliyorum. Bir tane daha açık fıstığımı örüyorum. İki açık fıstığımı kapatıyorum. Evet bakınız iki açık fıstığımı bu şekilde kapadım. Şimdi bir tane buraya fıstık çalışması yapıyorum. Bir de tam karşıya şuradaki görüntüyü son ve ilk çalışma köşemize de vermiş oluyoruz. Her ikisinin tepesine birer açık fıstık yaparak tamamlıyoruz. 2, 3, 4. Kapatmıyorum. Diğer fıstığımın tepesine geçiyorum. 2, 3 ve 4. Her ikisini aynı anda alıyorum. Kapatıyorum ve bir zincirle sıkıştırıyorum. İkinci sıramız, ikinci rengimiz bu şekilde tamamlandı şöyle görmenizi istiyorum başlangıçtan bakınız fıstıklarımızı örerek ilerledik köşelerimizde artışlarımızı kapalı fıstığımızda yaptık ve ikinci rengimizi de tamamladık şimdi üçüncü rengimizi yine köşemizden örmeye başlıyoruz bu e, motifimizde bütün işlemlerimizi herhangi bir köşemizden illa ip kopardığımız yerden değil herhangi bir köşemizden örerek başlayalım şimdi diğer rengimi alıyorum mor rengimi bir zincir çekiyorum zincirimizde düğümümüzü mutlaka atıyoruz ve şuradan başlamak istiyorum bakın şu köşeden batıyorum İpimi uzatıyorum şöyle ilmeğimi ilk köşemi örmeye başlıyorum 2 3 ve 4 kapatıyorum hemen bir tane de zincir çekiyorum tekrar uzatıyorum 1 2 3, 4 ve bir ileriye geçerek batıyorum. ipimi de alttan gizleyerek götürüyorum. 2, 3 ve 4 Bir kapalı iki açık fıstığımı ördüm. Köşemi ve kapadım. Bir tane de zincirimi çektim. Hemen içeriye 2 hepsi aynı olsun. Uzunlu kısılı olmasın. 1 2 3 ve 4. Açık fıstık kapatmıyorum, tığın başını doluyorum. Bir ileriye batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. İkisini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Tekrar uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. Köşemize gelerek batıyorum. 1 tekrar girelim. 1 2 3 4 Bakınız köşemizi iki açık fıstıkla başlangıç yaptım. Kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi uzatıyorum ve bir tane kapalı fıstık yaparak artışımı köşemden yapıyorum. 1 2 3 ve 4 kapalı fıstığımı yapıyorum üzerine bir tane açık fıstık 1 2 3 4 bakınız iki tane bir kapalı bir açık çalıştım aşağıdaki fıstığın üzerine toplamda 3 tane fıstık oldu köşemizde hemen başını doluyorum aynı yere köşeme gelerek batıyorum 2 3 ve 4 toparlamış oldum grubumu bir kapalı iki açı şöyle kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum köşemizi bu şekilde oluşturduk yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum iki açık fıstığımı hemen önce tepesine 2 3 4 çok çok zevkli hemen bir ileri aynı yere batmıyoruz bir ileri 1 2 3 ve 4 her ikisini çekiyorum kapatıyorum bir zincir tekrar 1 2 3 ve 4 1 ileri 1 2 3 4 2 fıstığımı çekiyorum bir zincir tekrar bir tepeye bir ileriye 4 defa da sardığımız fıstıklarımızı örüyor tam köşeye geldim bakınız 1 2 3 ve 4 çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Şimdi köşemizi yine şuradaki yapmış olduğumuz işlemin tekrarıyla devam ettiriyorum. Önce kapalı fıstık. 1 2 3 ve 4. Kapatıyorum. Üzerine bir tane açık fıstığım örüyorum. 1 2 3 4 bir kapalı bir açı fıstığımı köşem için ördüm ve hemen dibine batıyorum morumun başını doluyorum 1 2 3 4 çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir yine iki açık fıstık 1 2 3 şöyle acı edince ipleri diğerinden aldım ona fırsat vermeyelim 2 3 4 2 tane açık fıstığımı kapatıyorum ve diğer köşemize doğru ilerleyelim ben şöyle düzeltelim Evet köşemizi de aynı şekilde örelim geçişimizi yapalım şu noktada yeniden görüşelim köşelerimizi örerek geldim ve şimdi birleşme noktasında şimdi tam tepeye bir de başlangıç noktamıza fıstığı yapıyorum. İki açık fıstık şekliyle 2 3 ve 4. Başlangıç yerine batıyorum. 1 2 3 ve 4. İki açık fıstığımı kapatıyorum ve bir tane zincir. Tekrar bir tepeye 1 2 3 4. Bir de diğer tepeye açık fıstık yapıyorum. 2 3 4. 2 tane açık fıstığımı kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra motifimi tamamlamış oluyorum. Beyaz rengimize bir tane düğüm attık. Yine herhangi bir köşemizden tığlamaya başlıyoruz. Yapmış olduğumuz buradaki mordaki ve pembedeki işlemin birebir aynını yapıyoruz. Köşemize battık. İpimizi alıyoruz şöyle yan tarafa doğru ilmeğimi uzatıp önce bir tane kapalı fıstığımı örüyorum. Bu beyazın biraz daha dolgun olduğu için 3 defa yeterli oluyor. Her marka farklı kalınlıkta olabiliyor bu lif Bazılar daha ince olurken beyazın markası gayet e, kalın dörde karşılık gelmekte bir tane açık fıstık yapıyorum ve bir ileriye geçerek batıyorum bir kapalı iki açık fıstığımı ördüm iplerimizi yarımlamayalım 2 ve 3 aynı anda çekiyorum kapatıyorum bir ileri bir tepeye bir ileriye şeklinde köşemize gelene kadar örelim tepeye batıyorum doluyorum bir ileri İkisini aynı anda çekiyorum bir tepeye ileri ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum bir zincir yine tepeye batıyorum ve köşeme geldim hemen köşemize giriyorum bir tane fıstığı yapıyorum ikisini yine kapatıyorum ve burada artışımıza başlıyoruz bir tane kapalı bir kapalı fıstığımı çalıştım ve zincirimi çektim. Bir tane de açık fıstık örüyorum. 1 2 ve 3 ipim kalın olduğunu söylemiştim. Hemen bir kapalı bir açığı çalıştıktan sonra kendi dibine batıyorum. 1 2 ve 3. Her ikisini aynı anda çekip kapatıyorum. Köşemizde artış işlemimizi yaptık. Yine aynı şekilde bir tepeye bir aşağıya bir tepeye bir ileriye şeklinde diğer köşemizi örelim. Başlangıç noktasının bulunduğu yerde yeniden görüşelim. Uç noktaya kadar örerek geldim. Yine köşelerimizde artışlarımızı yaptık. Ve bir ileri bir tepeye bir tepe bir ileri şeklinde örerek geldim. Tepeye ördüm. Başlangıç noktasının yanına gelerek batıyorum. Aynı zamanda hem başlangıcımız hem bitiş köşemiz. İki tane fıstığımı kapatıyorum. Zincirimi çektikten sonra bir tane tepeye, bir de diğer başlangıç tepesine gelerek batıyorum her ikisini yine çekerek kapatıyorum ipimi koparmıyorum burada Evet sırasıyla her bir fıstık arasında 3 4 5 buradaki fıstığınız ya da elinizin sıkı ya da gevşek oluşuna göre zincir sayısını artırıp azaltabiliriz birleştirme noktasında bakınız her bir fıstık arasına şu iki fıstığın bağlantı yerlerine karşılıklı batarak e, ilerleyeceğiz ve birleştirme işlemimizi yapacağız şimdi bakın ben birleştirme işlemimi bu şekilde yapmıştım. Karşılıklı birer birer fıstıklarımı batman şekliyle yerleştirdim. Şimdi son fıstığımızı sizlerle birlikte birleştirelim. İpimi koparmıyorum. Diğerinin tam köşesine ortaya bakınız. Tam köşedeki şöyle gördüğümüz zaman şuraya batıyorum. Her ikisinin arkasını birbirine dokunduruyorum. Ön yüzler dışarıda. Her ikisinin arkası sırt sırta gelecek şekilde yerleştirdim çekiyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra ikinci bağlantı yerine önce motifimden sonra diğer e, birleştirmiş olduğum yerden giriyorum ve çekiyorum 1 2 3 4 tane zincir e, benim aralıklar için yeterli oldu. Siz el göre ayarlarsanız çok güzel olacaktır fazla bol olursa çirkin durmakta darda çekiyor o yüzden şöyle dört tane zincir yeterli bir buradan bir diğer taraftan her ikisine bakınız bir bu yönden bir diğer yönden şimdi şuradaki beraber 3 4 buradan giriyorum diğer tarafın sıradakinde bakınız tığımla çıkıyorum ipimi alıyorum ve kapatıyorum. Evet karşılıklı bir buradan bir diğer motifimizden alarak ördüm. Uç kısımda başlamıştım. Şimdi tam köşemin bulunduğu noktaya geldim. 1, 2, 3, 4. Bir tane birleşme yaptık. Bütün hepsi birbirinin tekrarı niteliğinde. Tam köşeye girdim. Diğer taraftan da tam şöyle birleşme noktasına girelim. Ve geçelim. 1, 2, 3, 4 çevirelim. İlk aralıktan önce motifimden sonra diğer yönden ipimizi yarımlamadan her ikisini örelim ve kapatalım. 1, 2, 3, 4 yine sırası ile bir bu aralıktan bir daha önceki birleştirdiğim bütünden alıyorum. Ve sona kadar birleştirme işlemimi yapıyorum. Şöyle görelim. En son fıstığımıza geldim. Motifimdeki son köşem, diğer birleşme noktasında da yine son köşem. Her ikisine giriyorum son köşenin tam orta yerine giriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra kenarlarımı tığlamak üzere ipimi buradan kesiyorum kenarlarımızı bu içeride kullandığımız renklerden herhangi biriyle tığlayabilirsiniz ben yeşilimi kullanmak istedim çok fazla e, liflerde tercih edilen bir renk değil ama benim çok hoşuma gitti e, yeşilin enerjisi lifte çok hoş durdu O yüzden şöyle yeşilimde kenar tığlaması yapmak istiyorum Tabii sizde hangi renk hoşunuza giderse o esnada anlık değişebilmekte de zevklerimiz biliyorsunuz Hangi hoşunuza giderse ona tığlayabilirsiniz tam yine köşemizin bulunduğu noktaya girerek sabitliyorum ve bir zincirimi çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra ipimi arkaya alıyorum ve hemen ilk fıstığımın yanına giriyorum bir tane zincir çekiyorum 1 2 3 tane yan bir tane trabzan ördük. 3 zincir çekip ardına batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Şöyle 1 2 3 seferde alalım. 1 2 3 tane zincirimizi çekip ardına batalım. 1 2 3 1 2 3 bunu fıstık olarak da yapabilirsiniz. 1 2 3 1 defa dolayıp 3 defa da çektim. 4 tane bakın 1 2 3 4 hemen yandaki fıstığıma batıyorum bir sonraki fıstığıma sık iğnemi ördükten sonra tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki fıstığa bir defa batıyorum 1 2 3 1 doladım 3 aldım 3 zincir çekip trabzanımın arkasına batıyorum tığımın başını dolayarak aynı yere tekrar giriyorum 3 zincir çekip trabzanımın ardına batıyorum tekrar bir defa doluyorum 1 2 3 ve 3 zincir trabzanım 3 defa örüp üzerine de 3 zincir çekiyorum bir doluyorum aynı yuvaya dördüncü kez giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra trabzanımın ardına batıyorum ve bir ilerideki fıstığıma sadece şöyle sık iğne olarak batıyorum ve bütün köşelerimizi bu şekilde önce trabzanımız sonra zincirimizi çekip ardına batalım. Ve bütün köşemizi örerek tamamlayalım. Evet kenarlarının tığlamasını da bitirdikten sonra gayet güzel oldu. Evet umarım sizler de beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.